Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bugün koronavirüs nasıl öldürür onu konuşacağız. Koronavirüs daha önceden de bizim bildiğimiz bir virüs ailesinden. MERS, SARS gibi hastalıklar. Yine bunlar da koronavirüs ailesinden olan virüslerin yaptığı hastalıklar. Koronavirüs öncelikle bir solunum sistemi hastalığı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Akciğerleri tutuyor. Çoğunlukla öldürme şekli de akciğerler üzerinden oluyor. Lancet'te yayınlanan bir makaleye göre koronavirüslü hastaların klinik özelliklerini anlatan bir makale bu. 40 hasta, 40 hastanın 40'ı da ateşle başvuruyor. 31 tanesi öksürükle, 18 tanesi halsizlik ve baş ağrısıyla hastaneye başvuruyor ve tedavi altına alınıyor. Ortanca yaşı 49 yaş ve nefes darlığı gelişmesi ortalama 8 günde oluşuyor. Yaklaşık yarısında 20 tanesinde nefes darlığı gelişiyor. Bütün hastalarda pnömoni mevcut. Bunların %30'u ARDS dediğimiz bir kliniğe doğru gidiyor. Bu hastalardan 6'sı ölüyor, yani %15 ediyor. Son gelişmelere bakarsak Türkiye'de 61 bin vaka var, 1296 ölüm. Amerika'da 587 bin vaka var, bunların 23 bini ölüm. 170 bin vaka İspanya'da, 17 bin kişi ölmüş. İtalya'da 160 bin vaka, 20 bini ölmüş. Fransa'da 98 bin vaka, 14 bin ölüm. Almanya'da 130 bin vaka ve 3 bin ölüm var. Türkiye'de şu an itibariyle 61 bin vaka var, 1296'da ölüm var. Öncelikle koronavirüs nasıl bulaşıyor? Koronavirüs damlacık yoluyla solunum sistemine bulaşıyor. Ağızdan, burundan girerek akciğerlere doğru ilerliyor. Akciğerlerde nefes borusu, bronşiyoller, bronşlar, alveoller. Öncelikle bu solunum yollarının epitellerini tutuyor. Koronavirüs sitopatik bir virüs. Yani sitopatik ne demek? Konak hücresini öldürüyor. ACE2 dediğimiz bir reseptöre bağlanıyor ve böylece akciğer hücrelerine giriyor. Akciğer hücrelerine girince epitel hücrelerine yerleşiyor ve çoğalmaya başlıyor. Sitopatik bir virüs olduğu için çoğaldığı hücreleri öldürüyor. Ölen hücreler ve çoğalan virüsler vücutta bir uyarı oluşturuyor. Vücudun immün sistemi buna yanıt veriyor ve sitokin dediğimiz hücrelerini salgılıyor. Olay yerine bir çeşit vücudun askeri diyebileceğimiz makrofajları, lenfositleri, nötrofilleri yolluyor. Makrofajlar sitokin salgılıyor. Interleukin 1, 6, TNF-alfa gibi sitokinler salgılanıyor. Yine bu sitokinlerin vücuda bazı etkileri var. Mesela damarlarda vazodilatasyon yapıyor ya da kapiller permeabiliteyi arttırıyor. Kapiller permeabilite artınca damarın dışına sıvı çıkıyor ve bu sıvı akciğerin hücresi alveollerde birikiyor. Böylece alveollerde ödem, fibrin, hiyalin membranlar oluşuyor. Buradaki kılcal damarlar pıhtılarla kaplanıyor ve böylece bir bozulma meydana geliyor. Alveoller hasar meydana geliyor. Alveollerde perfüzyon bozuluyor. Karbondioksit ve oksijen değişimi bozuluyor. Böylece vücuda yeterli oksijen gitmiyor ve yeterli oksijen gitmeyen organlar, beyin gibi, karaciğer gibi, böbrek gibi vücut için önemli fonksiyonlara sahip bu organlara oksijen gitmeyince bu organlar yetersizliğe giriyor. Vücut yeterli oksijen sağlayabilmek için bir refleks geliştiriyor. Ya vücuda dağılan kanı arttırır ya da oksijeni arttırır. Oksijeni nasıl arttırır? Daha çok nefes alıp vererek. Normal bir insanda nefes alışverişi dakikada 16 ile 20 kez olur. Ama burada oksijen ihtiyacı olduğu için 30-40'a çıkabilir. Ya da vücuda dağıtılan kan miktarını nasıl arttırabilir? Zaten vücutta 6 litre bir kan var. Bunu değiştiremeyeceğine göre organlara gönderdiği kanı arttırır. Bunu da kalp atım hızını arttırarak yapar. Normal bir insanda 80 ila 100 atımdır. Koronavirüs ile enfekte kişilerde 120-130 dakikada atıma kadar çıkabilir. Tabii bu iki refleksin bazı yan etkileri oluyor. Nefes almak aktif bir iştir. Yani nefesi biz kendimiz alırız, sonrasında diyafram sayesinde nefesi otomatik olarak dışarı veririz. Nefesi almamızı sağlayan interkostal kaslar ve yardımcı solunum kasları vardır. Böylece nefes alışverişimiz artınca bu kaslar da daha çok çalışmaya başlar ve zamanla bunlar yorulmaya başlar. Ve yorulunca da artık bir süre sonra nefes alıp veremez hale geliriz ve makineye bağlanmak zorunda kalabiliriz. Yine kalp atım sayısı hızlanınca kalbe de burada bir yük biniyor. Koronavirüs zaten kendisi de kalp kaslarını tutabilen bir virüs. Miyokardit yapabilir. Onun da böyle bir etkisi var. Yani burada koronavirüs insanı nasıl öldürür? Yani bizim tıp diliyle patofizyolojisini kabaca konuşmaya çalıştık.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.